Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle yağ yeşili tek renk tülbentimize bir model hazırladık. Yine iğneden tığa bir model. Şöyle arkadaşlar modelimi göstereyim. Modelimi hatırladınız arkadaşlar. Bu bademler aynı fakat bu ara suyu kısmı farklıydı. Böyle oval biçimde büyüyüp küçülendi. Fakat bu iğne yasında olan biçiminden de sizlere hazırlamak istedim. Çünkü iğne yası bu şekilde sadece aynı boyda trabzanlardan oluşuyordu ama aşağı ve yukarı inerek öyle tasarladığım için biraz zordu onu kolaylaştırarak bu şekilde trabzan halinde tasarladım yani bu her şeyiyle aynı ister o oval olan ara yapıp isterseniz bunu tercih edebilirsiniz yani hangisi sizin zevkinize uygunsa onu tercih edebilirsiniz Evet modelimiz bu şekilde bakın arkadaşlar Şöyle bir de beyaz ışık kısmında tutmak istedim sizler için. İğneyası ile birebir aynı tasarım. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İlk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bunu üçer zincirle yaptım. 2 zincir veya 3 zincir şöyle bu şekilde tülbentinizin kenar tığlamasını hazırlayabilirsiniz. Şimdi hiçbir şey yapmadan önce ilk önce bademlerimi hazırlıyorum. Şöyle 9 tane tığ battı sayarak başlıyorum. 2 tığ battı arasına ilk başlarken herhangi bir tığ battıdan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle rahat görün diye siz anlayın üstündeki trabzanlardan şöyle göremezseniz anlamanız olmazsa diye tarif edemezsem diye bu şekilde söktüm. Buradan ters tarafından yuvasını yapma, yapacağız ilk önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle arkadaşlar bakın. Buraya kapatıyorum. Sabitliyorum. Bakın bu sayı önemli. Eksik veya fazla çıkarsa bakın bu ara kısımlarda böyle fazla kalır. O da hoş olmaz. 5 tane bu şekilde trabzanlar için birer tane de bademlerin arar boşluğuna koyuyoruz 7 tane 2 tanesinde yuvamızı yapmak için toplamda bu şekilde 9 tane tığ battı mesafesi bırakarak başlıyorum 9. tığ battı içine sabitledikten sonra 5 tane zincir çekiyorum Evet 5 zincirimi hemen yanındaki tığ battıya kapatıp bu şekilde hazırladım bir zincirle düz tarafına dönüyorum Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirden buraya 4 tane kirpik yapacağız. Bakın bu birinci kirpiğim. 3 4 5 6 ve 7. Bu ikinci kirpik. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu da üçüncü bakın arkadaşlar dördüncü kirpiği nasıl yapacağım dört tane zincir çekiyorum şöyle bir defa tığı doladım aynı bu beş zincirli yuvanın içine şunu da alıyorum ki arkadaşlar orada kenarda yanık izi gözükmesin diye şöyle bir şöyle iki şöyle iki üç seferde trabzan alarak yapıyorum bakın bu şekilde hemen zincir çekip geri dönme işlemine de gerek kalmıyor Evet şimdi dört tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı. Her zamanki gibi ipimi güzelce esnettim. Dört zincirimi ilk tığ bat, şey kirpiğin içerisine sabitleyip bir tane yuva oluşturuyorum. Üç zincir şöyle sabitliyorum sıradaki kirpiğimin içerisine. Bir tane dört zincirden bir tane de üç zincirden iki tane yuva oldu. Bakın sonda bir tane kaldı. Oraya da iki zincirden oluşan bir yuva hazırlıyorum bir defa tığımı doladım sonları 1 2 ve 2 bu şekilde yukarı çıktığı için bakın kolay oluyor son kısım son kalan yuvayı bu şekilde hazırlayın 4 zincir dönüş olduğu için dönüşleri dört tane zincirle çekiyorum şöyle aynı seviyede yuva oluyor kapattım. Bakın yine bir tane kaldı. Son yuvamı da iki zincirle. Burayı dört zincirle, burayı iki zincirle ve son olduğu için de trabzan olarak hazırlıyorum. Şöyle bakın bir, şöyle iki, şöyle iki. Üç seferde alıp bir trabzan. Bakın bir tane yuvam kaldı dönüşte. Onu da iki zincir çekiyorum. Yine dönüşümü yaptım. Bir defa tığı doladım. Son kalan yuvamı şöyle bir. Bakın türbentin ters tarafında olmanız gerek. Şöyle iki, şöyle iki. Bitiş noktası ters tarafına geliyor. Şöyle battılardan göstereyim. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. ip kesilip arkaya bu şekilde yapıştırınca gözükmüyor. Güzel duruyor. Şöyle bakın. İpimi koparayım. Biraz kısaltıp kısa yakınca siyah az oluyor arkadaşlar siyahlaşmaya bak kendiliğinden arkaya doğru kıvırıyor sıcayla da elinizi bastığınca görünmez ben size göstermek için biraz geç kaldım ama bu şekilde bakın güzel bir bademiniz oluyor kalıp gibi sıkı sıkı şöyle göstereyim Evet şimdi bu ara trabzanların ve bademlerinin bu şekilde sırlama işlemine geçelim Evet şimdi arka tarafını unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlayacağız. Şöyle ipimi tığıma tutturdum. Bir zincir çektim. İpim tığımda. Şöyle tığımı iki defa doladım tığımın başını. Şimdi siz ilk başlarken buradan altıncı tığ battıya kapatacaksınız. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ben de bir tane olanı atlayıp ikinci tığ battıdan giriyorum. Bakın bu ara mesafe. 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum İki defa tığ'ı doladım yuvaya giriyorum bakın aynı tığ içerisine girip 2 2 bu şekilde bir trabzan oluşturdum son ilmekler tığımda hepsini bir üçünü birden kapattım 5 zincir 5 zincirimi her iki trabzanın da tepe kısmından geçerek sabitledim evet bakın iki defa tığ'ı doladım yanındaki boş olana girip 2 2 alarak trabzan. 2 defa tığı doluyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 2 2 alarak 2 tane trabzan tığımda 3 ilmek. 3 ilmeği birden kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi her ikisinin tepe noktasından geçiyorum. Bu şekilde. İki defa tığı doladım. Hemen yanındaki. Şöyle iki. Şöyle iki. İki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki. Şöyle iki. Her ikisini birden tığımda ne kadar ilmek varsa üçünü de kapattım. Beş zincir. Buraya yuvanın içine kapatıyorum. Kirpik oluşturdum iki defa tığı doladım. Yandaki iki iki tığ battıya trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki iki alarak trabzanları hazırladım. Bakın son ilmekler yine tığımda. Şöyle görüyorsunuz. Beş tane olacak bu kirpikten. 5 zinciri kapatıp el iki trabzanın tepe noktasından sabitliyorum. Şöyle. Bakın şuralarda çok güzel o duruşu da hepsini bir almamız sağlıyor arkadaşlar o güzel çit duruşunu. 2 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Evet, tığda kalan ilmekleri kapatıyorum. 5 zincir. İkisini birden alıp sabitliyorum. Şöyle 5 taneden sonra bu şekilde tığ battıların birbirine yakın olduğu için arada zincir çekmedim arkadaşlar. Şöyle marullaşma oluyor arada zincir çekince. Eğer tığ battını sizin birbir bir aralıklarına fazlaysa birer zincir çekebilirsiniz. Ben sadece bu baş noktalarına birer zincir çekiyorum. Bu tepeciklerin arasına bakın zincir yok. Evet şimdi bir zincirimizle bakın burada da arada bir tığ battı. Burada da bir tığ battı. Ortada 5 kirpikten oluşan trabzan ve ilk buraya sıvı içine kapatıyorum şimdi bademimizi üçer zincir ile sırlayacağız şöyle sıradaki yuvaya kapattım 3 zincir 1 2 3 zincir tam bu kopardığımız trabzan kısmı bakın sağda trabzandan son yerleri trabzandan yapmıştık bu şekilde sağa geldi 3 zincir. Bunu kirpiksiz yapıyorum. Çünkü aslında kirpiksiz de arkadaşlar. Bunu ben kendim farklılık olsun diye tasarlamıştım. Öbür modeli şöyle üçer er zincirle bir de bu taraf. Kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Şöyle. Sonuncu kirpiği de kapattım. Bademin sırlaması da arkadaşlar. Bakın sağda 3 tane yuva. Solda da üçer zincirden 3 üç yuva. Ortada 3 zincirden tek yuva. Bu şekilde hazırladık. Şimdi buraya bir zincir çekip şöyle tığımızın başını iki defa doladım. Bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. İki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki, Şöyle iki burada düğüm var. Bu şekilde bakın. Kapatalım. Trabzanı oluşturduk. Şöyle 5 zincirden kirpik ara kısmından girip kapatıyorum. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Üçünü birden kapattım bak 5 zincir 5 zincirimi şöyle arasını e, çekmiyorum dediğim burası arkadaşlar. Eğer sizin e, tığ ara mesafeniz fazlaysa biraz ben yakın güzel dursun diye yakın yaptım. Zincir çekmiyorum siz bir zincir çekebilirsiniz. 2 defa tığı doladım. 2 2 5 Şöyle bakın iki trabzanın arasından girip şöyle kapatıyorum. İki defa tığı doladım yuvaya girdim iki ve iki. İki defa tığı doladım. Şöyle iki ve iki. Eğer ikisiniz tığımda kalan ilmeklerin hepsini çekiyorum. 1 2 3 4 5 4. kirpiği yaptık. 5. trabzan için 2 defa tığı doladım. Bir sonraki tığ battıya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 2 defa tığı doladım. Aynı tığ battıya 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Tığımda ne kadar ilmek varsa hepsini çektim. 1 2 3 4 5 şöyle şimdi 3 zincir çekerek bırakalım çünkü 5 tane bakın oluşturduk ara suyunu Evet modelimizi tamamladık bakın bu şekilde iğne oyasında olan bu şekilde aynı hizadaydı hepsi de arkadaşlar birebir aynı şeklini yaptım şöyle ara suyu olarak olarak bunu istediğiniz renklerden koyabilirsiniz arkadaşlar ben model amaçlı çalışıyorum biliyorsunuz size sadece örneği öğretme amaçlı nasıl yapıldığını renklerini size ait istediğiniz renkte çalışmalar yapabilirsiniz şöyle bakın uzaktan tutayım evet. emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.